Alo, merhabalar. Spor sayfasını bağlayabilir misiniz? Kiminle? Ha, evet, tamam. Editörle olur. Hı hı. Bekliyorum. Ya doktor, bu yaptığına gerçekten inanamıyorum ya. Ben senin yerinde olsam var ya, senin canını okurum ben. Yani terapiye gitmek için Selin'den izin almam gerekiyor. Doktor, sen doktora gitmeden önce eski karından izin alıyor musun? Ay, cevap vermeyeceğim bu söylediğine ya. Sinsi manipülatif pislik. Öyle dedi bana. Manipülatifmişim ben. Sana mı dedi? Allah Allah. Enteresan. Halbuki yani sen insanların isteği dışında onları yönlendirmezsin ki. Hele sinsi dediyse gerçekten bak doktor, senin adına ben bile kaldıramam bu lafı yani. Uzattın doktor. Sen de abarttın doktor. Ya bırak artık şu kadının kocasıyla uğraşmayı. Başka bir şeye sar kafanı. Ne bileyim yani, at yarışı ona. Koşu yok, bitti koşular. Başka bir şeyle uğraş. Muadili bir şeyle. Ne? Ne bileyim ben mesela... Tamam. Departman sorumlusu doktorlar görüşmelerini yaptıysa teşekkür kısmını listeden çıkar. Hepsi yaptı. Bir departman hariç pek hanım. Ha. Hangi departman olduğunu tahmin edebiliyorum. Peki. Ateş. Nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsun? Zihnimi ayak uyduruyorum. Ha, ben harikayım demenin bir yolunu buluyorsun zaten. İki dakika dur, bir şey söyleyeceğim. Yordun beni. Buyurun. Yapman gereken bir şey var. Hayır. Departmanın sorumlusu olarak departmanına yapılan bağış için bir insanı arayıp teşekkür ederiz demen gerekiyor. Bu kadar. Şöyle yapalım. Mail at. Ben sana örnek metin gönderirim. Ateş, bu senin işinin bir parçası. Bunu yapmak zorundasın. Bütün departmanlar yaptı. Bir tek sen kaldın. Yap şunu. Benden de mı o zaman? Bu senin işin. Senin işlerini ben yapmayacağım. Sen kendi işini yapacaksın, tamam mı? Diplomasiye merakım olsaydı diplomasiyle alakalı bir şey okurdum. Hayatın gerçekleri böyle değil Ateş. Yani bu hastane bağışlarla dönüyor. Evet. Çok da güzel dönüyor. Sen döndürüyorsun. Bravo sana patron. Ha? Şimdi senin yerine geçmek olur mu? Olmaz. Ha patron? Patron kadar başına taş düşsün. Ya spor ahlakı denen bir şey var. Ben olsam kesinlikle doping yapmazdım. Ya Zeynep, sen ilk önce bir yarışa çık. O zaman konuşuruz bence. Yarışa çıkmam gerekmiyor illa konuşmak için. O kadar güveniyorsun yani kendine, öyle mi? Dopingsiz de yarışılır diyorum, ondan eminim. Aa, çok etkilemiş hasta sizi. He? Yarış marış, havaya girmişsiniz bakıyorum. O zaman hadi. Madem öyle biz de yarış yapalım. Önce ısınmamız lazım. Şimdi, benim şöyle bir teorim var. Bizim bu bisikletçinin salyaları... ona yarışta avantaj sağlıyor. Şöyle, salyaları aktığı için arkadan gelen yarışçılar kaygan bir yolda bisiklet kullanmak zorunda kalıyorlar. Yani yağmurlu yolda bisiklet sürmeyen bir tek kendisi oluyor. Hasta kol ve bacaklarını zar zor hareket ettiriyor. İnme mi? Jeneralize kas zaafı. Kas biyopsisinde polimiyozit düşündüren bir bulgusu yok. Nöropati bulgusu da yok. Müsküller distrofiyle uyumlu bir şey de görünmedi. Bir kara haber de benden, lupus için baktığımız ana ve diğer belirtilerin hepsi negatif. Belki de şortu dar gelmiştir ve bacaklarını hareket ettiremiyordur. Oo. Çok kızmış Hüseyin Hoca. Peki, hocam şöyle bir şey anlatsam size. Günün birinde bir bisikletçi hanımefendi bir yarışta ne yapmış biliyor musunuz? Bisikletinin fren mekanizmasının yanına küçücük minnacık bir motor eklemiş çaktırmadan. Bzzz, yakalanmış, 6 ay men edilmiş yarışmalarda. Bence ömür boyu men edilmeliymiş. Evet evet. Ateş Hoca da baston kullanmamalı zaten değil mi? Ateş Hoca'nın bir engeli var. O sadece normal olmaya çalışıyor. Neyin normal olduğuna kim karar veriyor? Yani diyelim ki insan ömrünü 20 yılda uzatan bir ilaç bulursak.
Ne yapacağız? Senin mantığına göre normal değil diye yasaklayacak mıyız ilacı? Önder sizin normal olmak istemiyor. Süper güçleri olsun istiyor adam. Ama normal. Normal. Neden normal? Olağanüstü olmaya çalışıyor. Ama her şey normal. Vücut kimyasını coşturmak için her şeyi yapıyor. Yiyor, içiyor, enjekte ediyor. Ama test sonuçları her şey normal. Alyuvar sayısını yapay yollarla artırdığını biliyoruz. Ama test sonuçlarında gözükmüyor. Neden? He? Saksı zamanı. Olay yeri inceleme. Gelsin. Neden? Belki de yüksektir aslında değerleri. Yani bizim için normal olan onun için değildir belki de. Senden de hiçbir şey kaçmıyor. Eğer bu varsayım doğruysa, yani akü varsayısı yüksekse enfeksiyona götürür bu bizi. Kas zaafı, güçsüzlük, ensefalit olabilir. Bu biraz zorlama bir tanı oldu. O zaman gidelim biraz daha zorlayalım hastayı. He? Sivri bir şeyle hastamızı dürtmeyeli ne oldu? Neredeyse 2 saat oldu, öyle değil mi? Lomber ponksiyon yapın, geniş spektrumlu antibiyotik başlayın. Ağır ol. Ne oldu? Bisiklet misiklet, yarış marış girerken ha, birbirinizi yiyordunuz. Yarış demek, bahis demek. Bahis demek para demek. Para demek kazanan alır demek. Ha? Bisiklet kullanmayı bilmiyor musunuz? Yok mu bisikletiniz? Biz yani öylesine konuşuyorduk. Evet evet, öylesine konuşuyorduk. Şimdi de dediklerinizi yapmaya gidiyoruz, hadi. Bence bir düşünün. Hadi bakalım. Merhaba. Diğer odalardaki hayranlarınız hep sizi soruyor. Yakında iyileşeceğimi söyleyin onlara. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.